Faruk Beşer. Hükümlerin değişmesinde üç temel alan. Önceki yazımızda değişim felsefesinden söz ettik. Hiç değişmeyen özü, ilk nedeni ararken akıl mı nakil mi öncedir meselesini de ilgilendiren başka bir noktaya daha işaret ederek devam edelim. İnsan bu tartışmaları okuyunca herkes farklı şeyler söylediğine göre demek ki akıl en azından bu ilk nedeni hiç değişmeyeni bulmakta zorlanıyor ya da hiç bulamıyor. O halde bu konuyu nakle, vahye bırakması akla da en uygun olandır. Burada ispat değil, yanlışlama esas alınmalıdır. Açık vahyin dediği yanlışlanamıyorsa, yanlışlanabilen akli çıkarımlarda ısrar etmenin ve zaman israfının anlamı kalmaz. Evrensel ve fıtri, Tabii bir dinin hem değişmeyeni hem de değişeni ve değişimi hesaba katan hükümlerinin bulunması tabidir. Hiç değişmeyen sadece Allah'tır. Değişim Allah'ın dışındaki her şeyde öyle ya da böyle bulunabilir. Bunların bir kısmı sadece yokluktan varlığa çıkmakla ilk ve tek kez değişmişlerdir. Günde, ayda, yılda, ömürde değişenler olduğu gibi ancak bir dinden diğerine değişen hükümler de vardır. İslam gelmiş, önceki dinleri kaldırmış, değiştirmiş. Artık başka bir din de gelmeyeceğine göre, onun hüküm süreceği kıyamete kadar hiç değişmeyecek hükümlerinin bulunması da tabidir. Daha geniş alanda Hz. Adem'den son dine kadar hiç değişmeyen hükümler de vardır. İmanın ya da varlığın temel esasları böyledir. Bunlara varlık ve varoluş açısından değişenler ve değişmeyenler de diyebiliriz. Konuyu anlamaya çalışırken insan acaba şöyle denebilir mi diye düşünmekten kendini alamıyor. İslam ümmeti olarak geri kalma sebeplerimizden biri de furu fıkıhtaki ya da akli alandaki değişkenleri ve sabiteleri genel olarak birbirinden ayıramamamız ve değişkenleri sabite olarak görmemizdir diyemez miyiz? Bu ayrımı yapamayınca aklı da yok sayamayacağımıza göre, dinin her zaman ve mekana uygun olduğunu akıllara anlatmakta zorlanırız. Din her zaman uygunsa, o halde din nedir? Her zamana uygun olan dediğimiz değişmeyen esaslar ve değişmelere paralel olarak bu uyumu gerçekleştiren fürü fıkıhtaki farklılaşmalar değil midir? O zaman karşımıza şöyle üçlü bir alan çıkıyor. Birincisi, Varlığın ve varoluşun temel ilkeleri ya da gayb ile ilişkili olan iman esasları. Bu alan olmakta ve olacak olan değil, olmuş bitmiş olan yani var olandır. Diğer bir ifadeyle bu alanla ilgili bilgiler ya da hükümler var olandan haberdir, ileriye dönük inşa değildir. Dolayısıyla bu alanda değişme olmaz. Olursa bu değişme değil, değiştirme olur ki bu da öncekini yalanlama anlamına gelir. O halde bu alan dinin sabitesidir. Önceki dinlerde ya da son din olan İslam nazil olurken, Allah'ın isimlerinden ve sıfatlarından, melekten, şeytandan, cinden, haşirden, neşirden, nübüvvetten, cennetten, cehennemden, ibadetten ve benzeri bahsedilmişti ama, şimdi durum öyle değil denilemez. Denilirse bu öncekini yalanlama olur.'' İkinci alan yine bu değişmeyenlerle yani aslında var olanla ilgili İslam'ın ilk neslinde ortaya çıkan bazı tali anlama nüanslarıdır. Bunlar da nihayet iki üç farklı anlamayı öte geçmez ve işin esasını bozmaz. Allah'ın varlığı ve birliği akılla bilinebilir mi, bilinemez mi? Allah'ın isimleri yanında onun sıfatlarından da söz edilebilir mi, edilemez mi? Melekler insanın kalbini bilebilir mi, bilmez mi? Peygamber hata eder mi, etmez mi? Bu tıpkı var olan bir şeye uzaktan bakanların bazılarının biz onu mavi görüyoruz, diğerlerinin ise biz yeşil görüyoruz demeleri gibidir. O şey ya mavidir ya yeşildir. Üçüncü ihtimal olmaz. Sonuçta hüküm de onların anladıklarının dışına çıkmaz. Bu alanda ilk neslin anladıklarına muhalif yeni ve farklı anlamalar olmaz. İbadetler konusundaki fıkhi hükümler de bu alandadır. Rükuğa giderken eller kaldırılır ya da kaldırılmaz, imamın arkasında Fatiha okunur ya da okunmaz gibi şeyler bu iki ihtimal çerçevesinde yine sabitedir. Üçüncü bir ihtimalden söz edilemez. Bu alandaki hükümler ihtilaf edilmiş olsa da olmasa da sabit edirler. Allah'ın sıfatları ve kader gibi iman esaslarındaki farklı görüşler bu meselelere ait hükümlerin değişken olduğunu göstermez. Çünkü bu ya öyledir ya böyledir. Hangisi olduğunun kararı akılla verilemeyeceğine göre üzerinde icma edilen bir görüş varsa onu artık değişmez, tartışılmaz bir iman esası olarak görmek zorundayız. Üçüncü alan zaman. Mekan ve ümmetin maslahatı öyle gerektirdiği için verilen fıkhi yani furu hükümlerdir. Bunlara bir bakıma dünyevi ya da akli hükümler de diyebiliriz. Dünya döndükçe bu hükümler de döner. Acıkana yemek, susayana su verilir. Yöneticiler tayinle mi gelsin, seçimle mi? Bakanlık beş tane mi olsun, on tane mi? Alışverişlerde ve diğer akitlerde, sözleşmelerde, irade beyanı icap ve kabul telefonla mı yapılsın, online mı? Şirketin çalışan ortakları şirketten maktu bir maaş alabilir mi, alamaz mı? Ve benzeri işte bunlar sürekli değişebilir. Daha diyeceklerimiz var. Faruk Beşer, Yeni Şafak. Beşer, Yeni Şafak.